bütün para piyasalarının ruh halini ve günün özetini almak için sözü kendisine bırakayım. Merhabalar Aslı Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Petrol fiyatında aşağı yönlü baskılar görülmüştü ve Rusya ve Suudi Arabistan üretimin durdurmasıyla ilişkin açıklamalarına karşın İran Petrol Bakanı'nın açıklamaları ön plandaydı ki petrol fiyatında aşağı yönlü bir baskı izlemiştik. Gün içerisinde 30-70 doların altına sarkan bir ABD tipi ham petrol fiyatını gördük. Özellikle petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıların Avrupa borsalarına bugün de etki kaydettiğini görüyoruz. Özellikle enerji ve madencilik hisselerinde kayıplar dikkat çekiyor ve genel anlamda baktığımda zaten Avrupa borsalarında kayıpların %2 aştığını izliyoruz. Burada sadece FTSE'nin %2 altında olduğunu ama yakın olduğunu görebiliriz. Tabii ki gündem İngiltere'nin AB'den ayrılacağına ilişkin açıklamalar eşliğinde sterlinin diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini izlememiş oldu. Sterlin dolar paritesi 2009 yılında test etmiş olduğu dip noktalardan yani 1.40-50 seviyelerinin altına da sarkmış oldu. Hatta aynı yıl içerisinde bir diğer dip noktası 1.35 seviyesine de bu şekilde göz kırpmış oldu. Gerçekten sterlin dolar paritesindeki son seyir izlenmeye değer. Çünkü daha önceki fiyat hareketleri de çok ciddi baskıların oluştuğunu da görmemize katkı sağlıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Moody's'in Brezilya'nın tahvil notunu iki kademe düşürmesi sonrasında piyasalar yurt içi özellikle piyasalar Cuma günkü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in açıklamasına odaklandı. Borsa İstanbul'un bugün %2'lere yakın bir değer kaybına gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolar Türk Lirası 2.95-2.93 arasında sıkışık bir seyirde hareketlerini sürdürüyor. Borsa İstanbul'da özellikle 76 bin civarlarından baskı gördü ki aşağı yönlü baskıların devam edebilme ihtimalleri ve 72 bine doğru geri çekilme potansiyelleri mevcut. Kur tarafında da 2.95-2.93 arasında bir yataylık var ve bu yataylığın dışına çıkması durumunda yön konusuna daha net kararlar alınabilir. Son olarak da ABD'ye geçecek olursak yine satışları olumsuz sonuçlandı ki Wall Street'e baktığımızda şu anda ABD borsalarının %1'in üzerinde kayıplarla devam ettiğini görebiliyoruz Aslı Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Kudret Ayyıldır'a ve şimdi efendim vakit banyo ve mutfak seramik fuarına gitme vakti.